Mayıs ayı sonunda yapmış olduğumuz bölmelere oksalik asit püskürtme metodunu uygulayacağız. Normal şartlarda ilk yavrular kapanmadan önce laktik veya oksalik asit uygulansaydı, Eylül sonuna kadar bu kolonilere müdahale etmeye gerek kalmazdı. Aga, oturup da çalışsan abi ya. Çok sıcak yok. Poşeti koy abi altına. Çeyin. Bir daha. Çok yok, ha oluyor. Aga bu ne be? Ver demiri. Ver abicim fıs fısı. Çevireyim mi? Bir de eldivensiz çalışma abi bununla. Lastik eldiven giymeden çalışma abi, bak şey el yapar. El yakar mı? Yok, yakmaz. Böbrek taşı yapar. Zaten taş var bizde. Zaten var bizde. Bölme mi? Dana yok mu bunun? Olmaz mı canım? Mayıs'ta yapıldı bu. Mayıs sonunda. Kestaneye gitmeden önce. Bu oksalik asit. Ha, nefese bu dokunmuyor su olduğu için. Tamam olsa dokunuyor. Formik daha rahatsız ediyor seni. Yok, bu hiçbir şey yapmaz. Bu şey değil. Bunda öyle bir sıkıntı yok. Anaarı burada. Bak abi, anaarı burada bak. Feyyaz'a da boyamışsın. Harmıyor. Eğer dışarıdan nektar gelmiyorsa 1 litre suya 35 gram oksalik asit konarak uygulanır. Nektar geliyor ve yağma riski yoksa 200 gram şeker, 35 gram oksalik asit üzeri 1 litre olana kadar su ile tamamlanır ve arılara püskürtülür. Arıların sırılsıklam olmaması gerekir. Üzerlerinde hafif damlacıklar görmek yeterli olur. Katmat yok yani. Burada. Oksalik asit cilt veya solunum yoluyla vücuda alınır. İnsana en büyük zararı böbrek taşı oluşturmasıdır. Bu yüzden lastik eldiven veya asit eldiveni mutlaka kullanılmalıdır. Burada bunun altına koymazsan var ya. Yavrulu konelilerde bu uygulama 4-5 gün ara ile 4-5 defa tekrar edilmeli. İyi abi, buna çıta girmeye gerek yok. Evet. Girmişiz zaten. Bak abi, ana ağrı. Bir şeyde kalıyor annem. Hasta gibi. Arıları nasıl abi? Arıları öp abi böyle, öp öp. Ben de öyle güven ediyorum ama yazın bekliyor, hep burada duruyor. Seninkiler öpüyor. Ben de o Alman şeyden alıyordum, nedir o? Seninkiler yakın temas seviyor. Evet. Hemen sarılacak adama. Onlar öpmüyor, ısırıyorlar abi. Kapalı yapmış. Duvara kapalı. Abi zaten duvara yapar. Normal. Bundan. Kalem var mı sende? Senin kalem o gün benim eve gitti, evde tamam, kaldı herhalde. Arabada olması lazım. İşaret koyalım, bak buna takviye verilecek. O zaten biliyorduk onu takviye verilecek. Yani takviyeden ziyade bak, bak. Allah, balı da koymuş. Yok ana, onda yok. Bak, bak abi, varoaya bak. Varoaya bak abi. Şu arının üstünde varoa var. Gözle görünüyor varoalar. Tam arkasında. Şey ama. Sert. Değil mi? Evet. Yok.
başımız var abi. Abi inşallah var da. Bak. Bal. Evet kapatmış. Şurayı bloke olmuş yani. Doğru. Bu çıta bloke. Bundan güzel bir duvar çıtası olur. Bu çıta boş. Yer değiştiririz. Şimdi yer değiştiririz de bunu bu saatte girersek buna bal koyar. Gene. Bu işlemi akşama doğru yaparsan anaari gece buna yumurtlar. Hı. Bal gelmediği için. Gördün mü? Anaarımız. Anaarımız. Ben onu büyütürüm. Anaarımız bu kadar. Evet. Damlıyor. Güzel nektar yediyor. Girdik değil mi araya onu? Evet. Tamam. Abi sen bu arının hızına yetişemezsin, ben sana söylemezsin. Abi hadi hızlı gitsin, biz yetişemeyelim abi. İnşallah, hadi.